Kara Çay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün hanımların büyük problemi olan saç dökülmesinden bahsedeceğiz. Tabii ki saç dökülmesinin birçok nedenleri var. Hastalıklarda da dökülüyor biliyorsunuz. Kemoterapi alanlarda da dökülüyor. İşte efendim, erkeklerde açılıyor. Tepeler açılıyor. İşte keller ortaya çıkıyor erkek milletinde. Onlardan değil fakat genç bir hanımda veya işte doğurganlık çağındaki bir hanımda veya ileri yaşlardaki bir hanımlarda elime alıyorum saçım geliyor, elime alıyorum saçım geliyor diyenlerden veya gece yatıyorum, sabah kalkıyorum, yastığımın üstünde böyle bir sürü saçlar birikmiş. Bunların sebeplerinden bahsetmek istiyorum ve ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Saç dökülmesinin en önemli sebeplerinden biri bağışıklık sistemimizin gücünün zayıfladığını gösterir. Bağışıklık zırhımızın hakikaten çöktüğünü gösterir. Yani bir tek nedene bağlı değildir. Bütün vücutta hep daha önceki de videolarda da açıklamış olduğumuz gibi, değindiğimiz gibi vücutta hormonal dengesizliğin eksik olduğunu gösterir. Minerallerin eksik olduğunu gösterir. Gerekli minerallerin eksik olduğunun bir belirtisidir. Bu mineralleri teker teker daha önceki videolarımızda anlattık. Hepsi hücrelerimizin iyi fonksiyon edebilmesi için, hücre düzeyinde, hücre çekirdeklerinde bulunan DNA'larımızın iyi çalışması için, hücrelerimizin iyi soluması, nefes alması için bu materyallere, minerallere, tuzlara, tabii ki kristal kaya tuzuna hakikaten ihtiyacımız vardır. Bunlar vücutta azaldığı zaman saç dökülmesi başlar. Niçin? Çünkü vücut hakikaten öyle bir mekanizma ki, bu daha çözülmemiş, o kadar çok binlerce mekanizma var içinde ve de vücut kendini korumaya programlanmıştır. Bazı şeyler eksik olduğu zaman, mineraller eksik olduğu zaman, hormonlar eksik olduğu zaman, kronik inflamasyon başladığı zaman vücut kendini korumaya alır. Ve ikincil düzeyde olan işte tırnaklardı, saçlardı, seks hormonlarıydı. Bunları azaltır. Vücudu, enerjisini ve sağlığını koruyabilmek için ihtiyacımız olmayan saçları, tabii ihtiyacımız var hanımların güzelliği için o şart. Ama vücut tabii bunu nereden bilsin? Bu hakikaten kendi enerjisini korumak, kendi minerallerini ve de hormonlarını gerekli yerlerde kullanabilmek için sekonder dediğimiz ikincil bazı şeylerden vücut vazgeçiyor efendim. Bu doğanın bir normal gidişidir. Altında ne yatıyor? Altında tabii ki yanlış beslenme yatıyor. Altında tabii ki aşırı derecede işlenmiş gıdaların kullanımı yatıyor. Ultra proses diyoruz. Çünkü bunların hiçbirinde doğal vitamin kalmıyor. Doğal mineral kalmıyor. Kalmadığı gibi bir de vücuda zararlı olan kimyasal maddeler giriyor. Ve de bilhassa özellikle şeker, efendime söyleyeyim, glutamat, gluten, bağırsaklardan hakikaten bağırsak hücrelerimizi bozuyor. Sağlıklı yesek dahi, sağlıklı beslensek dahi yediğimiz mineraller ve tuzlar emilemiyorlar efendim. Bir de en önemli sebeplerden biri de bunlar mikro dediğimiz besin maddeleri, micro nutrients. Bir de makrolar var. Bu mikro, bir de makrolar var. Makrolar da yağ efendim. Hanımlar zayıflayacağım diye, efendime söyleyeyim, kilo almayacağım diye, senelerce çünkü bu pompalandı. Yağlar kilo aldırır diye. Ama doğal yağlar, doğal yağ asitleri olmadan saç çıkmaz. Doğal protein olmadan da saçımızın çıktığı derimizdeki o foliküller çalışmaz. Saçın çıktığı veya aynı zamanda bacaklarda kılların çıktığı foliküller var. Üretim yapıyorlar. Ve devamlı bunlar biliyorsunuz sürekli uzuyorlar, ölüyorlar,
yenisi yerine geliyor. O halde bu cildimizde, işte kollarımızda, koltuk altlarımızdaki kıllar da buna dahil, bacaklardaki kıllar da buna dahil. Tabii ki yavaş yavaş hakikaten besin maddelerine ulaşamayınca bunların üremesi duruyor, yapımı duruyor. Yani yalnız saç dökülmesi bir hormonal dengesizliğin başında geliyor. En önemlilerinden biri de maalesef çok yaygın olan fakat henüz daha dikkat dahi edilmeyen tiroid hormonu eksikliği. Yani normalde bir hastamızın kanını ölçüyoruz. Tiroid hormonları normal çıkıyor. Fakat o tiroid hormonunun iyi, yeterli olduğunu bize göstermiyor. Bu yanıltıcı oluyor. Yanıltıcı oluyor. Çünkü tiroid hormonu olmazsa, tiroid hormonu olmazsa hakikaten hücreler de bilhassa gelişme hücreleri de, çoğalma hücreleri de, rejenerasyon dediğimiz hücreler de maalesef yavaşlıyor veya saçlarda olduğu gibi duruyor. Çünkü yavaşlıyor ama karaciğer yenilenecek, pankreas yenilenecek, böbrek yenilenecek, o enerji oralara gidiyor. O halde saçlar da çıkmasın efendim. Çünkü saçların hayati önemi yok. Saçsız da yaşayabiliyoruz. Tabii alınan ilaçlardan bilhassa kanser ilaçları biliyorsunuz bunu dökülüyor, şey yapıyor. Bu bilinen bir şey. Sonra kanser tedavisinden, kemoterapiden sonra bunlar tekrar çıkabiliyor. Fakat son zamanda en çok şikayetlerden biri de COVID geçirenlerde ve COVID sıvısı kolu olanlarda saç dökülmesi çok fazla gözüküyor. Bunu görmeye başladık. Bunlar zamanla düzeliyor mu? Bazıları düzeliyor, bazıları da sıvıların etkisi devam ettiği sürece ki edecek. Sıvılarda bulunan diken proteinler, sıvılarda bulunan grafen dediğimiz maddeler hücrelerimizin çalışmasını maalesef bozduğu için, DNA'larımızı bozduğu için bunlar hakikaten görülebiliyor. Fakat çıkabilir de bazılarında kalabilir de. O halde tiroid hormonuna çok önemli. Tiroid hormonu rejenerasyon için, bütün hücrelerimiz için tabii saç foliküllerimiz, kafa foliküllerimiz için de gerekli. Ve de tiroid hormonlarının en iyi çalışması için de vücutta iyoda ihtiyaç var efendim. İyoda ihtiyaç var. İyot olmadan tiroid hormonları hakikaten şey yapamıyorlar, çalışamıyorlar. Tiroid hormonları da biliyorsunuz gayet genel olarak T3, T4 diye ayrılıyor. T4 yani tiroksin dediğimiz hormonu hipofiz filinden, hipofiz bezinden salgılanan hormon, TSH dediğimiz hormon uyarıyor ve de T4 tiroid gudelesinde yapılıyor ve karaciğere geliyor. T4 inaktif şekli tiroid hormonunun, karaciğerde aktif dediğimiz yani hücreleri etkileyen biyolojik şekle dönüşü T3 olan aktif şekle dönüyor. Tabii ki karaciğerimiz o halde yağlanırsa, karaciğerimiz hakikaten göbek yağlarımız varsa T4 T3'e dönmüyor veya yavaşlıyor efendim. İşte bu da normal değerde olsa bile tiroid hormonlarının düşük olduğu zaman da en önemli sebeplerden biri de saç dökülmelerine neden oluyor, bağırsak problemlerine neden oluyor, prostat problemlerine neden oluyor. O halde besinler çok önemli. Her zaman söylüyoruz, senelerden beri söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti. 2011'de basılan ve çıkan ve 502.000 adet basılan Karatay diyeti kitabında da tam 12 sene önce, 13 sene önce ben bunları anlattım. Çünkü insülin direnci ve leptin dediğimiz direnç karaciğerde yağlanmayı artırır. Karaciğer yağlanmasını artırınca da tiroid hormonu T4'ten T3'e de dönüşmez efendim. O halde bazı gıdalardan, yiyeceklerden uzak duracağız. En başta da ileri derecede işlenmiş gıdalar, pakete girmiş gıdalar ve
vücudumuza girdiği zaman şekere dönüşen her türlü basit karbonhidratlar. İşte ekmekti, işte undu, işte efendim makarnaydı, mantıydı. Bütün bunlar hakikaten insülin direncini, leptin direncini başlatıyor ve T3'ü karaciğerde, T3'ü, T4'ün T3'e dönüşmesini önlediği için leptin direnci ve de insülin direnci işte efendim hormonal denge alt üst oluyor. Bu hormonal dengede yalnız tiroid değil tabii, seks hormonları da, östrojenler de, progesteronlar da etkileniyor efendim. O halde sağlıklı beslenme çok önemli. Sağlıklı ve doğal yiyeceğiz. Karatay mutfağını uygulayacağız. En önemli yiyeceklerin başında da lahana geliyor. Lahana turşusu geliyor. Ve lahana grubu dediğimiz işte karnabahar, işte brokoli, bunlar bu yediğimiz zaman ve de yağlar geliyor. A vitamini olmadan, D vitamini olmadan, E vitamini ve K vitamini olmayan tereyağda ve doğal tereyağı, köy tereyağı ve köy zeytinyağında olan bu yağlar, B vitaminleri olmadan, karaciğerde bulunan B vitamini, B12 olmadan hakikaten saçlarımız dökülmeye devam eder efendim. Kullanılan losyonlar, kullanılan şampuanlar, saç dökülmesini, önleyenin bir kıymeti harbiyesi yok efendim. Bir süre sonra oluyor fakat içten bunlar yapımı durdurulduğu için iç fonksiyonu biz düzeltmeye çalışıyoruz. Burada tabii ki daha önce de konuştuk, çinko da çok önemli. Kristal kaya tuzundaki bütün mineraller de çok önemli. Ve de B vitaminleri çok önemli. Çeşitli B vitaminleri var biliyorsunuz. Bunları besinlerle, rahatlıkla, organik besinlerle alırsak ve de karaciğer yağımızı giderirsek hakikaten saç dökülmenizi de önleriz. O halde insülin faktörü burada çok önemli, leptin faktörü çok önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani şekerli içeceklerden, gazlı içeceklerden, hazır yiyeceklerde bulunan glutamat çok tehlikeli. Bunlardan uzak duracağız efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.